Kazakistan'a gideceğiz şimdi. Kazak satran satranç oyuncusu Dinara Sadoa Kasova sevgili seyirciler, Almatı'da düzenlenen 2022 Dünya Şampiyonası'nda hızlı satrançta gümüş madalya kazandı. Tebrik ediyoruz kendisini. Dönelim biz de şimdi Astana'ya. Ayrıntılar alacağız. Kazakistan gündeminde başka önemli başlıklar da var. Nedir detaylar? Sendeyiz Yanar Salıbay. Teşekkürler Coşkun Uzan. Evet Kazakistan'ın Almatı şehri 2022 Dünya e, Yıldırım ve Hızlı Satranç Şampiyonası'na ev sahipliği yapıyor ve Kazak Satranç oyuncusu Dinara Sadvakasova hızlı satrançta gümüş medalya kazandı ve Kazakistan Devlet Başkanı Kasım Romar Tokayev e, tebrik ederek Kazak sporcularının gösterdiği başarıdan dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Satranç oyunları 27 Aralık'ta başladı ve 30 Aralık'a kadar devam edecek. Diğer Kazak oyuncular da a, iyi gösterikleri elde etti. Özellikle Jansaya Abdumalik 5. sırada, Alvan Nurmanova ise 23. sıraya yerleşti. Dünya Satranç Şampiyonası a, resmi olarak şu anda devam ediyor ve a, yaklaşık 50 ülkeden 290 satranç oyuncusu katılım sağlıyor ve bunların arasında çok ünlü ve başarılı satranç oyuncuları da var. Öte yandan Kazakistan Dışişleri Bakanlığı bu yıl yaptığı çalışmalarını özetle, özetledi. Ayrıca yatırım alanındaki elde ettiği başarıları paylaştı ve Kazakistan'ın Ocak ayından bu yana yaklaşık 3,7 milyar dolarlık yabancı katılımlı 36 projeyi hayata geçirmekte olduğunu belirterek yıl sonuna kadar daha 5 projenin de ekleneceğini belirtti. Aynı zamanda yabancı yatırımlı projeler sayesinde 3800 vatandaşa istihdam sağlandığı belirtildi. Kazakistan'ın bağımsızlığından bu yana yaklaşık 400 milyar dolarlık yatırım çekti ve 30'dan fazla ülkeden toplam 932 yatırım projesi Kazakistan'a geldi. Aynı zamanda ülkede ocak olayları ilgili de soruşturmalar tamamlanmak üzere başsavcılık tarafından yapılan açıklamada ocak olayları sırasında hayatını kaybedenlerin ailelerine yaklaşık 1 milyar TL'den fazla tazminat ödendi. Hayatını kaybedenlerin resmi sayısı da açıklandı ve son rakamlara göre 219 kişi sivil ve 19'u koluk görevlisi olmak üzere 238 kişi hayatını kaybetti. Olaylar sonucunda 16 sağlık çalışanı, 34 itfaiyeci ve 8 kurtarma görevlisi yaralandı. Mahkemeler 9 kişi hakkında davaları sonlandırdı. 9 9381 kişi kişi içinde mahkeme cezası çıktı ve 31 kişi Cumhurbaşkanı tarafından ilan edilen af kanunundan yaralandı diyelim ve sözü tekrar size bırakalım. Can Arsalıbay'a teşekkür ediyoruz. Kazakistan gündeminden başlıklar böyleydi sevgili seyirciler.